Ortak pazarın aracılığıyla da holdingimize bağlı 17 şirketimizin yabancı sermaye ile verdiği işbirliği sonucunda kar grafiğimiz olağanüstü bir yükselme göstermiştir. Gelecek yıl büyük yatırımlara yönelip daha büyük karlar sağlayacağız. Atalarımızın savaş meydanlarında kazandıkları, atalarımızın savaş meydanlarında kazandıkları büyük zaferleri biz ekonomik alanlarda kazanacağız. 100.000 traktör yapan fabrikalarla 3 büyük şehrimizde 300.000 kişiyi barındıracak sosyal konutlar yaptıracağız. Gene mi sen? Evet ben. Nasıl oluyor da bir gün mutlaka karşılaşacağız dememiş miydim? İşte o gün geldi. Tabii senin sonun da. Ne demek istediğini anlamıyorum. Oysaki işine geldiğinde bunun ne kadar ustasısın. İlikler ne kadar kemirdiğin insanlar, kirli emellerine alet ettiklerin, parmağının ucunda oynattıkların, şirketteki en büyük hisseyi eline geçirmek için vahşice öldürdüğün zavallı ortağın. Saçmalıyorsun. Oğlunun birkaç saat sonra idam edilecek oluşu seni çıldırtmış. İşte yanıldığın bir noktada. Oğlum idam edilmeyecek. Olamaz. Bir katil o. Adam öldürdü. Senin hazırladığın plana göre öyle. Gerçekte katil oğlum değil. O sadece senin kurbanın. Bakıyorum kısa zamanda çok şeyler öğrenmişsin. Fakat kimse ne sana inanır ne de Umut'a. Öyle mi dersin? Tabii. Ben bu toplumda şerefli bir yeri olan insanım. İnsanları soyarak kazandığın paralarla satın aldığın şerefle mi? Neden olmasın? Dünyada satın alınmayacak ne var ki? Bir babanın oğluna olan sevgisini de satın alabilir misin? Vız gelir. Beni ne sen ne de oğlunun hayatı ilgilendiriyor. Oğlum benim için bir maşadan başka bir şey değildi. Pis işlerine kullandın. Oyunumun bir parçasıydı. Holdinge tek başıma sahip olmak gerekiyordu. Ortağım olacak budala buna yanaşmadı. Sen de onu öldürttün. Hayır, kendim öldürdüm. Yani? Evet, kusursuz bir cinayetti. Sonra da suçu oğlumun üzerine yıktın. Her yerde, her işte bir kurban bulunur. Bu defaki kurban senin oğlun oldu. Bunu yaparken hiç vicdanın titremedim. Ben hislerimle değil, aklımla hareket ederim. Savunmam hazır. Evime zorla girdin, beni öldürmeye kalktın. Ben de meşru müdafaa halinde seni öldürdüm. Sen o tetiği çekecek kadar erkek değilsin. Ancak paranla adam öldürtürsün. Senden kurtulmak ve toplumdaki yerimi muhafaza etmek için seni öldürmek zorundayım. Toplumdaki yerini çaldığın paralarla elde etmişsin. Yüreğinle değil. Elimdeki cinayet ortağın da bunu söyledi. Demek sana her şeyi anlattı Tarık. Korkan birisin sen! Değil beni hiç kimseyi öldüremezsin! Yeter! Öldüremezsin! 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 Resim çok işimize yaradı. Teypte subaşının kendi ağzından itirafı var.
İlk cinayette kullanılan silah o zamanlar bulunamamıştı. Şimdi ise elimizde. Her iki cinayetin de aynı silahla işlenmiş olduğu ortaya çıktı. Bravo doğrusu. Kemal Bey oğlu için kendisini öldürttü. Ve böylece Umut'un suçsuzluğu da açıkça ortaya çıktı. Baba olarak görevini fazlasıyla yaptı. Evet, artık hakiki katil elimizde. Tevkif edildi. Bugün gerekli işlemlerden sonra Umut serbest kalacak. Sonunda adalet yerini bulmuş oldu. Çok teşekkür ederim Sayın Savcı. Rica ederim. Baba. Affet beni. Seni anlayamadım.